sabahlar ekonomiye 24'ten herkese günaydın. Yeni hafta yeni günde sizlerle beraberiz. Elbette yoğun bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Bu hafta hem Türkiye hem de dünya için kritik gözler merkez bankalarında. Geçen haftadan piyasaları nasıl bıraktık, yeni günde nasıl bulduk ve ne bekliyoruz diyeceğiz. Başlayalım. Müzik Ve günün rakamlarıyla başlayalım. Yeni günlük rakamları gelsin. Döviz cephesinde geçtiğimiz hafta dolarda bir gevşeme hareketi görmüştük. Benzer şekilde euro da TL karşısında zayıflamıştı. Ve haftalık ortalamada e, doların ve euronun Türk lirasına karşı yatırımcısına kaybettirdiğini gördük. Yeni günlük rakamlarında 5.70-94 seviyesi var. Anlık olarak sınırlı bir gerileme işaretini görüyoruz dolar tl'de. Euro tl'de 6.29.67 seviyesinde %0.14'lük bir gerileme işareti gözüküyor ve altın cephesinde 1508 dolar var. Ons başına altın yukarı yönlü hareketini %0,13'lük artışla sürdürüyor. Küresel riskler altına ilgi artırsa da az sonra ne olacak yatırımcı ne yapmadı diye soracağız. Borsa İstanbul'a gidelim. Borsa İstanbul geçen hafta 100 bin sınırın üstünü test etti. Zaman zaman geçti haftalık ortalamada yatırımcısına kazandırdı. Haftanın son işlem gününün kapanış rakamı ise 98.987 puan oldu. %1,29'luk kayıpla Borsa İstanbul geçen haftanın son gününü gerileme ile kapattı. Ee, devam edelim. Ons başına altını sizlerle paylaştık. Sınırlı bir yükseliş var dedik. Üstelik yılın başından bu yana da yatırımcısına küresel cephede kazandırıyor. Peki içeride tablo nasıl? İstanbul Kapalı Çarşı'daki son rakamlara bakalım. Altın ne durumda? Gram altın 277 liradan fiyatlanıyor. Çeyrekte 453 lira seviyesi var. Yarım altın 907 liradan alıcı bulurken Kapalı çarşıda 1863 lira Cumhuriyet altınının alıcı fiyatı oluyor diyelim. Ee, bu bölümü noktalayalım. Rakamların detaylarını konuşacağız şimdi. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş İstanbul Stüdyomuzda. Sayın Erbaş merhaba, hoş geldiniz Ekonomi 24'e. Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yine e, dolarla başlayalım her zaman olduğu gibi. Dolar cephesinde geçtiğimiz hafta gerileme eğilimini gördük. E, o enflasyon verisinin ardından bir gevşeme vardı. E, yeni haftada ne bekliyoruz e, döviz cephesinde? Tabii bu hafta e, bizim Merkez Bankamızın Perşembe günü toplantısı e, bence kurda en belirleyici etken olacak gibi gözüküyor. E, aslında haftaya da biraz 5.70'ler civarında başlamamız... Merkez Bankası'nın özellikle geçen hafta biraz daha faiz yönünde işte hem enflasyon hem büyüme rakamlarını gördükten sonra faiz yönünde biraz daha derin bir faiz indirimine gidebileceği beklentisi oluşmasına rağmen hala kur tarafında çok büyük bir oynaklık görmüyoruz. Dolayısıyla bu hafta içerisinde tahmin ediyorum piyasanın aslında biraz satın aldığı 200'de 300 bas puanlık bir faiz indiriminden de fazla bir önceki toplantıda olduğu gibi 300 bas puanın da üzerinde bir faiz indirimi gelse dahi kur tarafında çok büyük oynaklık görmeyeceğiz gibi duruyor. Keza ikinci bir piyasa riski aslında sanki bu güvenli bölgenin işte Suriye tarafında oluşturulmasıyla ilgili acaba herhangi bir jeopolitik risk oluşur mu diye bir beklenti vardı ki hafta sonu Anladığımız kadarıyla Türkiye'nin Amerika ile ortak bir çalışması da orada devam ediyor. Dolayısıyla pazartesi günü aslında kur tarafında biraz daha sakin bir seyirle devam ediyoruz. Tahmin ediyorum haftanın genelinde 5.65'lerin çok altına gelmeyen ya da 5.75'lerin çok üstüne çıkmayan ama özellikle faiz indirim beklentisiyle gerilemelerde yani 5.70'li seviyelerin altına doğru geri çekilmelerde alım Fırsatı gibi piyasanın değerlendireceği ve e, toplantı tarihine kadar da belki 5.73-5.75 seviyelerin maksimum görülebileceği e, bir haftayı tamamlayabiliriz. Aslında Dolar-TL'de e, genel oynaklığın da e, özellikle son birkaç aydır e, azaldığını ve 5.50-5.85 işte arasındaki o biraz daha geniş bant arasında e, devamı söz konusu tahmin ediyorum. E, faiz indirimi hangi aşamada ya da hangi oranda gelirse gelsin. Bu aralığında çok dışında biz Ekim sonuna kadar yeni bir gelişme olmazsa kurda hareketlilik görmeyeceğiz gibi gözüküyor açıkçası. Bu kurdaki hareketlilik kuşkusuz içeride altın üzerinde de etkili. Dışarıda da altının oldukça popüler olduğu bir dönemdeyiz elbette küresel riskler etkili. Altınla ilgili tahminleriniz ne yönde? Şu anda altın yatırımı yapmak için bu yüksek seviyeler olmasına karşın uygun mu? Çünkü yıl sonu için neredeyse 2000 dolarlar ons başına telaffuz edenler bile var yatırım uzmanları tarafından. Tabii Türk yatırımcısı için en önemli varlık gram altın üzerinden bakıyoruz. Burada da biraz önce zaten döviz tarafının yani kurdaki hareketi değerlendirdik. Birinci gram altının fiyatını belirleyen değişken ikincisi de ons altın. Dolayısıyla yani uygun bir aralık olup olmadığını konuşmak için özellikle ons altının ve dolar TL'nin hangi aralıklarda fiyat seyri olacak ona bakmamız gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum yani ons altın tarafında özellikle Çin-Amerika görüşmesinin Ekim başında olacak olması ve geçen hafta gelen Amerikan verileriyle birlikte aslında Fed'in faiz indiriminin de e, önümüzdeki hafta diyelim onda e, yani 50 bas puandan biraz daha 25 bas puanlık bir indirme doğru çevrilmesi ons altın fiyatlarını işte 1555 dolarlardan 1500 dolarlara doğru geriletti. Eğer bu himsellik devam ederse ben e, 1470 1480 dolara kadar ons altında yıl içerisinde bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Keza kur tarafında da e, yani 50-60'lı seviyelere tekrar geri çekilmesi e, beni çok şaşırtmayacak. Bu durumda gram altın için bence yıl sonuna kadar veya 2020'de e, şimdilik uygun alım aralığı sanki 260 ile 270 TL arasına doğru bir geri çekilme olursa bir fırsat gibi görülüp değerlendirilmesi gereken bir alan gibi duruyor. Dolayısıyla hani içeride biz illaki gram altın tarafında ya da altın tarafında bir yatırım düşünüyorsak sanki 275 TL altında kademeli olarak 260 TL'ye kadar alışların yıl sonunda yine 290-300 arasında özellikle ons altını sizin belirttiğiniz gibi bu sene 2000 dolarlar olmasa da tekrardan 1500 dolarların üzerinde o geri çekilme sonrası seyrini görebiliriz gibi geliyor. Dolayısıyla bu hareketle birlikte biz gram altına tekrar 290 TL'leri görebiliriz. O da işte 260 ile 290 arasındaki farkı bize verecektir. Ben kesinlikle de yani yıl sonuna kadar hani varlık sınıfları içerisinde döviz tarafından ziyade altın tarafının içeride daha yüksek getiriyi sağlamasının Mümkün olduğunu düşünüyorum. Onu da yıl sonuna kadar bekleyip görmemiz gerekiyor. Borsaya bakalım biraz. Şimdi Borsa İstanbul bir türlü o sınırları aşıp yukarı hareketi başlatamıyor. 100 bini zorladı zaman zaman geçti. Geçen hafta da ortalamada kazandırmasına rağmen halen Borsa İstanbul ucuz mu? Bu bağlamda sektörel bazda neler daha parlak ve cazip olabilir? Yani borsa İstanbul'un ucuzluğu konusu bence yılbaşından beri çok değişmedi. Yani zaman zaman biz işte 83 binden 103 bine 104 binlere doğru bir hareket görsek de şirket değerlerine baktığımızda dolar bazlı borsa endeksini değerlendirdiğimizde ve benzer ülkelerin endekslerine baktığımızda aslında bir nebze toparlanma olsa da hani ucuzluk konusunda hala Borsa İstanbul'un dünya piyasaları içerisinde ucuzluğunu koruduğunu söyleyebiliriz. Borsa'da şöyle bir beklentim var açıkçası. Şimdi Merkez Bankası tabii faiz indirimlerine geçen toplantıyla başladı. Tahmin ediyorum bu toplantıda da yani benim beklentim aşağı yukarı 325 bas bir indirim. Ve sene sonuna kadar da belki faizleri %15'e kadar çekmesi görüşüm var. Dolayısıyla bu beklenti bir kere bankacılık sektörü bunun yanı sıra büyümeyi destekleyecek sanayi hisseleri gibi hisseleri de yanına katarak yurt dışında değer bir Çin-Amerika anlaşması olur ve FED de faiz indirimlerine kısmen devam ederse. Ee, biz Ekim-Kasım aralık gibi e, hem dünyada hem de Türkiye'nin de içinde olduğu ve e, pozitif ayrıştı bir borsayla e, belki tekrar o 2 cent dediğimiz yani 110.000-115.000 bin, bin aralığına doğru bir yükseliş yaşayabiliriz. Burada en önemli gelişme de e, bence bankacılık sektöründe hem faizlerin inmesi hem de bazı sıkıntılı kredilerin e, bilançolar tarafında bir düzenleme ile e, artık sorunlu olmaktan çıkarılması ve Özellikle 3. 4. çeyrekte e, ellerinde taşıdıkları işte tahvil, bono gibi varlıklardan e, karlılıkla birlikte e, tekrardan ön plana çıkıyor olması. E, biz hem bütçe açığını hem e, enflasyonu hem de büyümeyi önümüzdeki 3 ayda bu gelişmelerle dengelersek, e, ben Borsa İstanbul'un e, yani şu seviyelerinin özellikle Eylül ayında e, bu zaman diliminde işte 97 bin ile 100 bin arasındaki seviyelerin biraz önce bahsettiğim gram altındaki gibi yıl sonunda uygun bir alım aralığı hatta bir fırsat gibi değerlendirilebileceğini Türkiye'nin ekonomik verilerinin düzelmesinin yabancı yatırımcı açısından da bence göze çarpacağını ve belki yıl sonuna kadar bu kredi derecelendirme kuruluşlarından da benim biraz önce bahsettiğim senaryo üzerinden bazı iyileştirmeler ya da düzeltmeler gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Merkez Bankası'nı altın aslında sıklıkla çizdiniz. Çünkü hemen her konuda bu önümüzdeki günlerde, perşembe günü verilecek bu faiz kararı etkili olacak kuşkusuz. Yine de konuşalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da faizle indirim sürecinin devam edeceğini, beklentisinin o yönde olduğunu söyledi. Hem enflasyon hem büyüme bütün bunlar Merkez Bankası'na sizce nasıl bir hareket alanı veriyor? Tahmin olarak bir kez daha söyleyelim ne beklersiniz? Ve elbette piyasa... Nasıl bir tepki verir? Daha sınırlı bir indirim olması ya da beklentiyi aşan bir faiz indirimi gelmesi halinde. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim tüfe bazlı baktığımızda enflasyonumuz %15. Ama son gelen veride gördük ki üretici fiyatlarında da bunun altında yıllıkta bir veri yani %13 civarlarında bir veri gördük. Ve özellikle geçen seneden biliyoruz ki Eylül-Ekim ayları işte bizim baz etkisi dediğimiz ama ayın yüksek verisi ve bu yılın aynı ayki veriye baktığımızdaki düşük açıklanma beklentisiyle bize nereden baksanız %5-6'lık bir enflasyonda geri çekilmeyi Eylül sonunda vaat ediyor açıkçası. Yani bu da şu demek işte Ağustos'da %15 olan yıllık enflasyonun Eylül'de aylıkta %1 bile açıklanması e, bizi aslında %10'lu seviyelerin yani enflasyonun altına çekecek. Dolayısıyla Merkez Bankası eğer ileriye dönük bir beklentiyle ki çok bir, e, net bir şekilde ben bunun görüldüğünü düşünüyorum. E, bunu e, beklentinin gerçekleşeceğini düşünürse e, dolayısıyla bir önceki toplantıda yaptığı o 425 bas puanlık indirim kadar belki ona biraz daha yakın hani yıl sonuna kadar da biraz daha kendine marj bırakarak bir faiz indirimine gitmesi aslında bu aşamada çok kolay gibi gözüküyor. Burada belki piyasanın satın aldığı o 200-300 bas puanın ben çok altında bir faiz indirimi gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çünkü büyüme anlamında da Merkez Bankası Türkiye'yi biraz daha işte enflasyon büyüme dengesine sokmaya çalıştığını bir önceki toplantıda çok net gösterdi. Yani her ne kadar Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarı olsa da şu anda 425 bas puanlık bir faiz indirimi yapan ülkenin kurunda da herhangi bir oynaklık olmaması bu da Merkez Bankası'nı biraz daha cesaretlendirir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 200 bas puanın altında bir indirim olacağını çok zannetmiyorum. Ama böyle bir şey olursa bu da Merkez Bankası'nın biraz daha hani yavaş yavaş faiz indirmeye yönelik bir algı içinde olacağını ve aslında kur tarafında da biraz daha aşağı yönlü bir baskının olduğu. Belki borsa tarafında toparlanmanın yavaşladığını görürüz ama eğer bir önceki toplantı gibi 400 400'de 500 bas puan arasında bir faiz indirimi görürsek bu biraz daha hızlandırılmış bir faiz indirimi gibi gözükebilir. Kısa vadede aslında biraz kur tarafında yukarı hareket de görebiliriz ama bu sefer borsa tarafının buna çok daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaştığını görme şansımız olur ve yükseliş görürüz diye düşünüyorum. Ama en sağlıklısı sanki bu iki e, oranın ortasında eylül ve ekim enflasyonunu gördükten sonra işte yıl sonundaki şu an için 13.9'luk ama tahmin ediyorum e, yeniden revize edilerek belki 12-13 arasına çekilecek enflasyonunda e, oranında ve belki %2-3'lük bir reel faizle işte %15 faiz oranlarıyla yılı tamamlamak olacaktır. E, o açıdan anlık reaksiyonların ben e, yani perşembe günkü kararda hem borsaya hem kuru çok net etkileyecek bir açıklama veya gelişmenin Merkez Bankası tarafından gelmeyeceğini düşünüyorum. Yani 300 basmanlık bir faiz indirimi veya biraz üstünün çok net bir şekilde piyasa isteğinde hatta bizim tahvil faizlerimize, swap faizlerimize baktığımızda da çok net fiyatlandı bir oran gibi gözüküyor şu an için. Perşembe kritik ama aslında Eylül ayı merkez bankaları açısından sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kritik. Dünya konuşalım biraz Avrupa Merkez Bankası var, Fed var bunlar ne yapacak ve oralarda tabii büyüme ile ilgili endişeler de var. Önce dünya borsalarına bakalım ardından sohbetimize devam edeceğiz ve e, küresel cephede olan bitenler özellikle e, buradaki etkiler e, nasıl bir yansıma gösteriyor Türkiye ekonomisine de, o dengelenme dönemini nasıl etkiliyor diyelim ve devam edelim dünya borsalarına bakalım. Dow Jones'ta yukarı yön hareketi Nasdaq'ta aşağı yön hareketi görüyoruz. S&P 500'de yine oklar yeşilde. Amerikan endekslerinde son kapanış bu şekildeydi. Geçen haftanın son günü Asya ile devam edelim. ise yeni günün ve yeni haftanın ilk rakamlarını görüyoruz. Çin, Japonya, Hindistan'da okları yukarı çevirmiş gözüküyor Asya borsaları. Ve Avrupa'da da son kapanış hatırlayalım. Cuma günü son rakamları Avrupa cephesinde karışık sinyaller olduğunu gösteriyor. İngiltere'de aşağı yönlü hareket, Almanya ve Fransa'da yukarı çıkış hareketi var diyelim. Ve yeniden İstanbul stüdyomuza dönelim. Tonguç Erbaş'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi dünya borsalarındaki hareket elbette ee, bizim içeride konuştuğumuz gibi merkez bankalarının adımlarıyla çok bağlantılı. Hem Avrupa Merkez Bankası var hem FED var. Biz dünya merkez bankalarından ne bekliyoruz? Türkiye'deki bu harekete destek olacak bir atmosfer dışarıda var mı? Ee, bir kere Türkiye'nin e, yani içinde bulunduğu ve faizleri hızlı bir şekilde aşağı çekerek e, tekrar büyüme ivmesini gerçekleştirme senaryosunda bence dünyada hem merkez bankaları nezdinde hem borsalar nezdinde ve genel konjöktür olarak baktığımızda uygun bir ortam var. Şimdi aynı gün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısına bakarsak aslında onlar da faizleri indirmeye çalışıyorlar. Yani her ne kadar şu an için işte mevduat faizlerin sıfırın altında olması, normal fonlama faizlerinde sıfıra yakın seviyelerde seyretmelerine rağmen ekonomilerini tekrardan e, istedikleri seviyeye çekebilmek için daha düşük bir faizin e, uygun olduğunu düşünüyorlar. Bunun yanı sıra e, yani Avrupa Merkez Bankası açısından konuşursak e, bir görev değişikliği de olacak Ekim ayı içerisinde. Draghi'nin toplantılarının e, son birkaç toplantısına baktığımızda aslında biraz daha e, hem parasal genişleme yani parasal genişlemedin de aslında boyuttan çok net olarak ortaya koymadılar ama piyasayı destekleyici bir para akışının da piyasaya aktarılması hem de mevcut faiz oranlarından da düşük bir faiz oranıyla devam edilmesini bekliyorlar. Şimdi son olarak baktığımda Türkiye'de düzeltiyorum dünyada 16-17 trilyon dolarlık bir meblanın hala negatif faizle fonlandığı bir ortamda yaşıyoruz ve bunun ee, işte 6'dan 16-17'ye çıkması da son 8-9 ay içerisinde gerçekleşmiş. Yani hala insanlar güvenli bir e, liman olarak negatif faizleri bile bir yatırım aracı görebiliyorlar veya kurumlar diyelim. Dolayısıyla Perşembe günü e, bu adımı Merkez Bankası Avrupa tarafında atar mı bilmiyorum ama bir faiz indirimini biz yıl sonuna kadar e, mutlaka göreceğiz. Özellikle Mevduat tarafında artı bir e, genişlemeci politika ...para politikası olarak mı gelecek, işte tahvil alımı programı olarak mı gelecek, hisse senedi alımı programı olarak mı gelecek... ...ve hangi vadelerde ne kadar genişleyici olacağını belki yeni Merkez Bankası Başkanı'na bırakabilirler Lagart'a... ...ya da bu toplantıda bir buna yönelik işte ön çalışma yapıldığını ama önümüzdeki toplantıda bunun açıklandığına dair... ...beklentiler söylenebilir ama ne olursa olsun... Avrupa tarafında kendi ekonomisini geliştirmek için bir faiz indirimi ve parasal yani hem genişleme hem destekleme programının olacağını söyleyebiliriz. E bu da Türkiye için aslında ekonomisinin neredeyse %50 civarında ihracata sahip olan ve ticaret partneri olan Avrupa'da biraz da işlerin toparlanması açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani kısaca FED tarafına da bakarsak her ne kadar Trump'la Powell'ın, Amerika Merkez Bankası Başkanı'nın zaman zaman fikirlerinin uyuşmadığını görsek dahi tahmin ediyorum açıklanan veriler sonrası yani özellikle Powell ve ekibinin biraz daha açıklamalarında kademeli de olsa bir önceki toplantıda bir faiz patikasına, faiz indirim patikasına girilmediği söylense de ben bir sonraki hafta yani 18 Eylül'de 25 bas puanlık bir faiz indirimiyle hem dünyayı hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu ülkeleri yani gelişmekte olan ülkeleri de destekleyecek adımlar atacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bu aşamayı, bu zaman dilimini faiz indirimi büyüme dengesini kurarken atacağı yapısal reformlarla yani bir sonraki yıl biz enflasyonu %8'e ve bir sonraki yılda %5'e indirmek istiyor ve %5'lik bir büyüme sağlamak istiyorsak her yıl e, bu sene atacağımız ve önümüzdeki yılbaşı atacağımız e, bazı bize 10 yıl 20 yıllık bir süreçte önümüzde taşıyabilecek reformların birçok alanda hızlı bir şekilde e, ki bu yolda da ilerlediğimiz görülüyor atarak e, biraz daha ekonomiyi e, ve piyasaları e, hem güven açısından hem de e, sağlamlık açısından desteklemek gerekeceğimiz bir alana sahip olacağız. Bunu da başarırsak, en azından hedeflediğimiz alanlara gitmemiz çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Dünya Merkez Bankalarını bu sıkı para politikalarını bırakmaya ya da işte biraz daha farklı bir yola gitmeye iten kuşkusuz küresel yavaşlama. Son soru olsun kısa bir yanıt rica edeceğim. Özellikle Avrupa'da baş gösteren bir yavaşlama eğilimi var. Bir resesyona dönme ihtimali piyasada ne kadar fiyatlanıyor ne kadar endişe yaratıyor? Şimdi bu resesyon meselesi aslında kısa bir cevap istediğiniz ama şunu düşünerek hemen tamamlamaya çalışayım. Resesyon ihtimaline doğru yaklaşıldığı zaman ki bu yıl başında konuşuyorduk. Merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin hemen hamleleri geldi. Dolayısıyla ihtimaller üzerinde yani şu an %30'lar işte Amerika için konuşuluyor belki ama hemen ihtimaller üzerinden bu atılacak adımların bir etkisi olacağı için Net sorunuzun cevabını bence en azından yılbaşına kadar bekleyeceğimiz bir süreçte. Belki biraz da ilerisinde görmemiz gerekecek. E, tahmin ediyorum bu kadar paranın hala dünyada bol olduğu ve yeni destekleyici adımların geldiği bir piyasada Çin ile Amerika net bir şekilde anlaşabilirse, e, bu da dünya için bir örnek olursa ben resesyon istimalinde e, önümüzdeki işte 18 ay içerisinde belki Amerika veya Avrupa için konuşulursa biraz da ertelenebileceğini ve yeni çözümlerinde o süreç içerisinde bulunabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Allahbatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş'la haftanın ilk işlem gününde detayları konuştuk. Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Ne bekliyor? Son notlara baktık. kapatmadan önce değerli izleyenler gündemin satır başlarına bakalım. Bugün konuştuğumuz ve yorumladığımız rakamlar üzerinde neler etkili olabilir? Haftanın ilk işlem günde o kadar yoğun bir veri gündemi yok. Bu hafta kritik dedik ama bakalım hemen Merkez Bankası beklenti anketi gelecek. Makroekonomik göstergelere ilişkin ee, ekonomistlerin ortalamada ne beklediğini yıl sonuna dair e, o güncellemelerin olup olmadığını göreceğiz. Yatırım araçlarının getiri oranları borsada, döviz cephesinde ve altında yatırım araçları 3 6 aylık ve 1 yıllık performansta nasıldı bu notlarda yine TÜİK'ten gelecek. Dışarıya baktığımızda Almanya'da dış ticaret dengesi var ki bu veri geldi. Bu veriye göre e, yavaşlamasından endişe ettiğimiz o Almanya ekonomisinde aslında bunun güçlü sinyallerinden birini veriyor. Her ne kadar e, negatif bir ihracat beklenmesine karşı sınırlı bir artış olsa da Avrupa'nın e, lokomotifi olan Almanya yavaşlamanın güçlü işaretlerini verdi. Bu veride de e, ithalat ihracat dengesinde de Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici kredileri de yine bugünün verileri arasında olacak diyelim. E, bu rakamları sizlere aktardıktan sonra Ekonomi 7.24'ü bugünlükte noktalayalım. Yarın sabah 9.30'da biz bu ekranda olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Müzik